Derya Hanım, boğaz enfeksiyonunda antibiyotik harici ne yapmalı? Tabii boğaz enfeksiyonunda antibiyotiği rutin düşünmemek lazım. Dediğimiz gibi bu tür enfeksiyonların %60 kadarı virüslerle oluşuyor. Virüslerde antibiyotik tedavisi önermiyoruz. Gereksiz yere kimyasal bir maddeyi çocuğa uygulamış oluyoruz. Bunu biz fizik muayene ile anlayabiliyoruz. Yani boğazın görüntüsüyle anlayabiliyoruz. Hastanın genel durumuyla anlayabiliyoruz. Gerekirse boğaz kültürü veya strep A dediğimiz testi yaptırıyoruz. Gene gerekirse kan sayımı yapıp ak yuvarları ve nötrofil oranını değerlendirerek bir bakteri enfeksiyonu mu yoksa viral bir enfeksiyon mu, o yönden değerlendirme yapıyoruz. Bakteri enfeksiyonuysa antibiyotiği ancak o zaman devreye sokabiliriz. Bunun dışında ne yapılabilir? Bu tür çocukların işte hastalanmadan önce iyi beslenmesi, bol meyve yemeleri, yani vücut direncini artıracak. Eğer mümkünse kalabalık ortamlardan uzaklaştırarak bu mikroplarla karşı karşıya gelmemeleri, enfeksiyon gerçekleşmişse antibiyotik de kullanmayacaksak, işte ateşi varsa ateşini düşüreceğiz. Öksürüğü azaltıcı bir takım, eğer hekim gerek görürse ilaç verebilir ama vermeyebilir de öksürük durumunda. Onları uygulayabiliriz. Dinlenmesi önemli. Birkaç gün kendini çok fazla yormaması önemli. Ve bir süre sonra viral enfeksiyonlarda vücut kendi bağışıklık sistemiyle bu enfeksiyonu yeniyor. Bakteriyel enfeksiyonlarda hem vücut kendi bağışıklık sistemi hem antibiyotiğin yardımıyla enfeksiyonu yenebiliyor.